Herkese merhaba. Beni takip edenler bilir. Geçtiğimiz aylarda bir tane 3D yazıcı almıştım. Ender 3 V2 sürümüydü bu ve onunla işte bir incelemesini çekmiştim ve farklı farklı ürünler baskısını alıp hani en azından işime yarayabileceğini düşündüğüm ürünlerin baskısını alıp sizlerle paylaşımlar yapıyordum. Yine öyle bir video ile karşınızdayım. Bugün bir tane SD kart tutucu yaptım. Şöyle küçük bir şey. Bunun detaylarını da göstereceğim. Şöyle yapayım ki en azından net olarak göresiniz. Bunun Thingiverse üzerinden aldım ben bunun modelini. Buldum. Farklı farklı varyasyonları var. Kapaklı olanı var, büyük olanı var, küçük olanı var. Üzerine USB takılabilenleri vesaireleri de var. Hatta ben burada masamın üzerinde kullanıyorum öyle bir tanesini. Şöyle bir şey. Hem USB takılabiliyor hem işte kart okuyucu kartlarımız takılabiliyor. SD kart şuralarda da ben koymadım ama mikro SD kartları da koyabiliyorsunuz. E, bu ürün böyle bir baskı aldım ben bunun içine. işte kartlarımızı böyle alıyoruz. Şu şekilde koyduğumuz zaman böyle istediğimiz zaman hani masanın üzerine durduğu zaman benim gibi özellikle böyle video çekimleri falan yapıyorsunuz. Bu kartlar çok önemli arkadaşlar ve hani hemen elinizin altında olması da önemli. Çünkü çekim yaparken işte bitiyor bir şey oluyor, öbürünü takmanız gerekiyor falan. Hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama fark ettiğiniz üzere bu ürün siyah renkli. Nasıl siyah renk baskı aldım? Aslında bunun iki yöntemi var. Ya PLA dediğimiz ben bunu PLA'dan baskı aldım. Malzeme siyahını alacaksınız. Farklı farklı renklerde var bu arada. Ben hep genelde beyaz kullanıyorum ama farklı farklı renk seçeneklerinde olduğunu söyleyeyim. Ya da boyayacaksınız. Boyama aslında bence daha eğlenceli. Tabii ki isterseniz renkli alıp o renklerle de basabilirsiniz ama ben boyamayı daha eğlenceli buldum. Hatta bunun için de kızımdan rica ettim. Dedim ki Ayşeciğim dedim bana dedim böyle bir şeyi boyar mısın? O da içini kırmızı dışını da siyah boyamayı uygun görmüş. Biraz daha siz mesela kendi zevkinize göre buralara farklı farklı desenler falan çizebilirsiniz. İşte farklı farklı şeyler de yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Nasıl boya kullanıyoruz onu söyleyeyim önce. Öncelikle akrilik boya kullanmak gerekiyor en azından bu tarz ürünler için. Her yerde var. Hani spreyini de alabilirsiniz isterseniz isterseniz normal fırçayla sürülebilenler ki bunu fırçayla yaptık çünkü burada İnce bölümler var. Buraya sprey olmazdı muhtemelen. Yani olurdu da zor olurdu. İçini mesela farklı renk boyamak istediğimiz zaman spreyle biraz problem olabilirdi. O yüzden fırçayla boyadı kızım bunu. İsterseniz öncesinde bir hafif bir zımpara yapabilirsiniz. Çok böyle ince bir zımparayla atarsanız en azından boyanın tutulması ve yüzeyin e, düzgünlüğü açısından daha iyi olabilir. Ama bu tamamen tercih meselesi. Öyle yapmayabilirsiniz da bilirsiniz. Bir de İsterseniz boyadan sonra bir de vernik atabilirsiniz. O da bir tercih meselesi. Biz yapmadık böyle mat görünüyor. Daha parlak görünmesini isterseniz şey de yapabilirsiniz. Bir vernik de atabilirsiniz. Tabi böyle şeyleri boyamak belki çok eğlenceli olmayabilir. Ya da yani ne gerek var işte beyaz dursun da diyebilirsiniz. Tabii ki bu da bir tercih meselesi ama Özellikle böyle figür tarzı şeyler bastığınızda boyama işi öne çıkıyor. YouTube'da böyle bir sürü video var, nasıl yapılır, detay nasıl yapılır falan diye bunları anlatan. Onlara da bakabilirsiniz. Bu modelin baskısı %40 e, dol doluluk oranıyla ben bastım bunu. Yaklaşık 2 saat 10 dakika falan gibi sürdü. Yani 2 saati birazcık geçti. Yani çabuk basıyor. En azından 3D yazıcıdaki bastığım diğer şeylere göre oldukça hızlı bastığını söyleyebilirim. Bu şekilde aldım baskıyı ve... SD kartlarım içine koyarak kullanabiliyorum. Söylediğim gibi bunun Thingiverse üzerinde onlarca farklı varyasyonu var. İşte kapaklısı var, daha büyüğü var, daha küçüğü var. İşte taşınabilir olanları var, kapaklı olanlar mesela taşımak için daha mantıklı. Bu hani masa üzerine koyayım ben dursun tadında bir model ama siz isterseniz kapaklı olanlarından da alabilirsiniz. Farklı şekillerde farklı şeyler yapmayı sağlayanlardan da alıp baskı yapabilirsiniz. E, güzel bir uğraş ben söyleyeyim. Yani. Bu tarz şeylerle böyle uğraşmayı seviyorsunuz. Benim hoşuma gitti. Ben 3D yazıcımla böyle birçok şey basıyorum. Evde de bir sürü şey de bastım hatta. Onunla da ilgili ayrı bir video çekeceğim ki çünkü yazıcı da biraz modifiye ettim. Bayağı bir şeyler taktım sağına soluna vesairesine. Onlarla da ilgili bir video gelecek. Ee, bunun dışında hani bu üründe zaten bir zorluğu yok. İşte modeli atıyorsunuz, doluluk oranını ayarlıyorsunuz, baskıyı yapıyorsunuz ve boyadıktan sonra da işte böyle güzel bir e, aksesuar haline geliyor. Bunların masanın üzerinde özellikle böyle bize söylediğim gibi benim gibi iş yapıyorsanız ve Bellek kartlı çok işiniz varsa ki benim yaklaşık kaç tane var bakayım? 1 2 3 4 5 6 7 bir de üzerinde var 8 bunda 9 tane ka kart koyabiliyorsunuz ama buna sadece SD kart koyabiliyorsunuz. E, i̇sterseniz az önce de gösterdiğim modelde olduğu gibi işte USB takılan mikro sticker takılan sürümler de var. Onlara da bakarak siz de baskı alabilirsiniz. Bu arada bu modelin linkinde açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Oradan tıklayarak siz de görebilirsiniz. Thingiverse'deki diğer modellerde yine aynı link üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu ürünle ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular olabilir. Yorumlar kısmında sormaktan, yazmaktan çekinmeyin. Aynı zamanda sizden bir ricam var. Kanalı beğeniyorsanız, videolarımı beğeniyorsanız devamı gelmesi için ve daha fazla aboneye ulaşmamız için kanala abone olursanız çok sevinirim. Özellikle markalardan bir şey istediğimiz zaman, çünkü bazen mesela şunu al şunu incelesene falan diye söylüyorsunuz ama e, takdir edersiniz ki markalarda abone sayısına bakıyorlar ağırlıklı olarak. Tabii ki izlenmeler de önemli ama abone sayısına çok bakılıyor. Onu söyleyeyim. Kanala abone olursanız çok sevinirim. İzleyip Boş geçmeyin. Bir abone olun diyorum. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Aynı zamanda beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Oralarda da böyle güzel paylaşımlar yapıyorum. Böyle videolar çekilmeden önce bazı ufak tefek detayları da kısa videoları ya da fotoğrafları da yine oradan paylaşıyorum. Beni de oradan takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.